AK Parti 72. Ereğli İlçe Danışma Meclisi'ni yapıldı. Ereğli Ziraat Odası toplantı salonunda gerçekleşen programa AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Zübeyir Dursun ve yönetim kurulu üyeleriyle kadın ve gençlik kolları ve partililer katıldı. Programın açılış konuşmasını AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Zübeyir Dursun yaptı. İl Başkan Yardımcım, yönetim kurulu üyelerimiz, gençlik kolları başkanı, kadın kolları başkanımız, mahalle başkanlarımız, basınımızın yüzde temsilcileri, 72. ilçe danışma toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Değerli dava arkadaşlarım, malumunuz 18 Aralık 2018 tarihinde ilçe başkanı olarak atandığımız günden itibaren yoğun bir çalışma temposuyla faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Yeni bir teşkilat olmamıza rağmen göreve geldiğimiz andan itibaren belediye seçim kampanyasında ciddi bir mücadele verdik. Mali seçimlerde teşkilat olarak partimizin başarılı olması için elimizden geleni son hattına kadar yaptığımız siz değerli dava arkadaşlarımızın ve Ereğli kamuoyunun malumudur. Fakat seçmen iradesi hepimizin arzu ettiği şekilde gerçekleşmemiştir. Unutulmamalıdır ki AK Parti bir dava partisidir, hizmet partisidir. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 18 yıldır hizmet ettiği biz milletimize bundan böyle de hizmet etmeye devam edeceğiz. Yine Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi hırsları, ihtirasları yüzünden yollarını kaybedenleri bir yere bırakarak sağda solda yapılan dedikodulara kulaklarımızı kapatacağız. Biz işimize bakacağız arkadaşlar. Ve AK Parti mensupları dedikodularla amelede değildir. Dediğimiz gibi kafamızı bunlara takmadan inşallah işimize bakarak çalışmalarımızı daha yüksek tempoda devam ettireceğiz. Sayın milletvekilim, değerli arkadaşlar, teşkilatımız olarak vatandaşlarımızın istek ve arzularını yakından ilgilenerek takip etmekteyiz. Gerek kurum ziyaretleri, gerek esnaf ziyaretleri yaparak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Milletvekillerimizin destekleriyle merkezi hükümetlerimizin birçok yatırımını Ereğli'de gerçekleştirdik. İnşallah bundan sonra da hem il başkanlığımızın hem milletvekillerimizin desteğiyle Ereğli'mize hizmet etmeye devam edeceğiz. Ben tekrar katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Programı arz ediyorum. Saygı duruşu istiklal marşımızın okulu. Sayın milletvekilim, il başkan yardımcım, ilçe başkanım, yönetim kurulu üyelerimiz, kadın kolları, gençlik kolları, yönetim kurulu başkanları ve yönetim kurulu üyelerimiz, mahalle başkanlarımız, basınımızın yüzünde mensupları, çok değerli misafirler, dava arkadaşlarım. Bildiği gibi 31 Mart seçimleri sonrasında Adalet ve Kalkınma Partisi mensubu 13 arkadaşımızla Ereğli Belediyesi meclis faaliyetlerini sürdürmekteyiz. Ereğli'mizin yararına olacağını düşündüğümüz her projenin, her kararın, memlekete çakılacak her çivinin takipçisi olarak görevimize devam ediyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi mensupları olarak emeklerimizi kararlılıkla yürüttüğümüz çalışmalarımızı kimsenin küçümsemesine, bizleri bahane göstererek çalışmamaktan şikayet etmesine ve bizleri yapmayacakları işleri, yapamayacakları işlere engel göstermesine izin vermeyeceğiz. Kısacası oynayamam, yerim dar demesine, kimsenin demesine izin vermeyeceğiz. Yapılacak her işin, çakılacak her çivinin, memlekete çakılacak her çivinin, yapılacak her işin hem ustası hem de mühendisi olmaya gayret göstereceğiz meclis üyeleri olarak. Bu minvar üzere hepinizi saygılar, sevgiler, selamlıyorum. Programı arz ediyorum. Selamünaleyküm. Sayın Divan, kıymetli teşkilat mensuplarımız, kadın kollarımız, gençlerimiz, mahalle temsilcilerimiz, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle 72. ilçe danışmamızın Ereğli'mize hayırlı olmasını temin ediyorum. Tabii biraz ara verdik malumunuz.
31 Mart yerel seçimleri ve akabinde tekrardan İstanbul seçimlerinden dolayı hep bir sağdaydım. Ve şunu için teşekkür ediyorum gerçekten. Belki Türk siyasi tarihinde girdiği bütün seçimleri birincilikle bitiren tek parti AK Parti. Bu başarı hepimizin başarısı. Ve 17 yıllık iktidarımız boyunca Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu ülkeye büyük hizmetler yaptık. Bunun için Allah'a şükretmemiz lazım. Ama bu süre içerisinde tabii ki eksiklerimiz olmuş olabilir, yanlışlarımız da vardır. Bu önümüzdeki dönem ve bu danışma meclisleri bunun muhasebesinin yapılmasının bir zemin. Kendi işimize dönüp kendi eksiklerimizi gidermeye bir vesile. Ama şunu net olarak söylüyorum, gerçekten birileri son dönemde yaşananlarda Türkiye'nin gündemini saptırmaya yönelik Türkiye'yi belli bir noktaya çekme gayreti içerisindedir. Biz kendi gündemimizden saptırmayız. Biz AK Parti olarak ilkelerimizden hiçbir zaman kopmadık ve kopmayacağız. Davamızdan hiçbir zaman ayrılmadık ve ayrılmayacağız. Belli yerlerde belli koltukları kaybetmiş olabiliriz. Bu bizi üzmüş olabilir. Bu normal bir şey. Bu insani bir şey. Bundan dersler çıkarırsa ben sonuçların hayırlı olacağına inanıyorum. Bunu bütün kalbimle söylüyorum. Ereğli de bunlardan biri. Ereğli bizim yüzde ilçelerimizden biri, illerimizden biri. Ve hep beraber Ereğli'ye hizmet için çalışacağız. Başkanlarım ifade etti. Ereğli'ye hizmet konusunda yerel yönetimler olarak yapmamız gereken ne varsa bu hizmetin destekçisi ve takipçisi olacağız. Ama hiçbir zaman yanlışa da müsaade etmeyeceğiz. Burada ortaya çıkan sonuçları faturasını hiçbir zaman millete kesmeyiz. Millet ne dediyse doğrudur. Eğer bir yerde arzu etmediğimiz bir sonuç varsa dönüp kendi içimizde biz nerede yanlış yaptık, nerede hata ettik, nerede gönül kırdık, bunu onarmamız lazım. Bu dönem öyle bir dönem. Bunu yapacağız. Dün Ankara'daydık. Cumhurbaşkanımızın başkanlığında il başkanları toplantısı oldu. Ve Cumhurbaşkanımızın mesajları bizim için çok anlamlı. Ve bu mesajlar hepimize yönelik. Gönül belediyeciliğinin gerçek manada hayata geçirilmesi lazım. Bizler gönül almaya geldik. Gönül kılmaya geldik hiçbir zaman. Ve şunun da farkındayız. Özellikle son dönemde yaşadıklarımız Türkiye'nin etrafında olup bitenlere baktığımızda gezi olaylarıyla başlayan sürecin aslında ne manaya geldiğini daha net görüyoruz. Biz birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece Allah'ın izniyle bu ülkeye, bu millete daha büyük hizmetler edeceğiz. Şimdi birileri kendilerini avutmak adına bir zafer sarhoşluğu çalışıyorlar. Bu aslında 17 yıllık AK Parti iktidarı boyunca yaşadıkları psikolojiyi ortaya koyuyor. Bugün rakamlara baktığımızda da tek başına bir partinin belediyelerin %54'ünü alması kolay bir şey değil. Yaklaşık 1400 belediyenin 777 belediyesi AK Parti'de. Ve tek başında %54'lük oranı sahibiz. Cumhur İttifakı olarak baktığımızda Türkiye'deki tüm belediyelerin %70'in üzerinde bir rakam. Bu kolay bir şey değil. Ve bütün sıkıntılarımıza rağmen, bütün kusurlarımıza rağmen, bütün eksiklerimize rağmen milletimiz çözümün adresi olarak AK Parti'yi görüyor. Bu kadroları görüyor. Biz bu bilinçteyiz. Bunun da farkındayız. Bu önümüzdeki dönem çok farklı bir dönem olacak inşallah. Ama biraz sıkıntılarımız olmuş olabilir. Eksiklerimiz, kusurlarımız olmuş olabilir. Ben sağlıkçıyım. Eğer bir hastalığın teşhisini doğru koyarsak tedavisi kolay. Ve nerede arıza olduğunu da çok iyi biliyoruz. Bunu da geleni yapacağız inşallah. Onun için Ereğli önemli. Burada yerel belediyeyle çatışmaya girmeden orada arkadaşlarımız en güzel şekilde zaten ifade ettiler. Bunun takipçisi olacaklar. Biz hem iktidar olarak hem büyükşehir olarak, hem AK Parti mensupları olarak Ereğli hizmet konusunda
hepimiz gayreti sarf etmişiz. Ve hakikaten burada da başımızı öne eğecek hiçbir hareketimiz yok. Büyük hizmetler oldu. Ama demek ki bazı yerlerde bazı yanlışlarımız oldu ki millet bunu takdir etti. Biz dönüp millet niye böyle yaptı diye düşünemeyiz. Kusuru da millete görmeyiz. Kendi içimizde düzenleme yaparız. Onun için bu danışma meclisleri bunlara bir vesile olacak. Ben özellikle bu yerel seçimlerde, 31 Mart seçimlerinde gayret sarf eden tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ve akabinde yine tekrarlanan İstanbul seçimlerinde burada arkadaşlarımız geldi. Biz de 40 gün oradaydık. Gayretli çalıştılar. Sonucuna takılmıyoruz. Olan da hayır vardır diyoruz. Önümüze bakacağız, eksiklerimizi gidereceğiz. Dediğimiz gibi bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Birileri acaba AK Parti ile bağ zayıflamış olan, benden ya da başka bir arkadaştan dolayı kırılmış, küsmüş, gönül bırakmış olanları partiden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Bunlara fırsat vermememiz lazım. Bizde bir şekilde gönül bağ zayıflamış olan bir arkadaşımız, kardeşimiz varsa ona daha çok yakınlaşmamız lazım. Onu itmememiz lazım. Çünkü Türkiye'de şunu gördük şu son seçimlerde. Bir araya gelmesi mümkün olmayan partiler AK Parti iktidardan uzaklaştırmak adına bir araya geldi. Yani onun için bize acaba ne oluyor ki? Kendi kardeşimizi, kendi insanımızı uzaklaştıralım. Böyle bir şey yapamayız. Ve Türkiye'nin menfaatini gördüğümüz, Türkiye'nin birliğini, beraberliğini ve etrafından gelişen olayları süratle çözmek adına uygun gördüğümüz Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin aslında ülkenin menfaatinin olduğunu, burada da en büyük dezavantajı da ana kütlenin, AK Parti'nin yaşayacağını biz biliyorduk. Yani bunu yerel yönetimlerde net gördük. %34'lerle, %35'lerle kazandığımız belediyeleri 46'larla, 48'lerle, 49'larla kaybettik. Bu da bize şunu gösteriyor. Daha çok çalışmamız lazım. Daha çok gayret sarf etmemiz lazım. Dün Cumhurbaşkanımızın tüm teşkilatlarımıza bir talimatı oldu. Özellikle partinin kuruluşundan itibaren parti içerisinde görev almış arkadaşlarımızı ziyaret edeceğiz. Bu bizim teşkilatlara Cumhurbaşkanımızın verdiği bir talimattır. Onun gereğini yapacağız, gönül alacağız. Gönül almadan hizmetin karşılığı olmaz. Hizmette olmadan tabii ki milletin karşısına çıkamayız ama tek başına hizmetin de yeterli olmadığını tecrübe etmiş olduk. Onun için önümüzde yeni bir dönem var. Ben bu yeni dönemde AK Parti'nin hem eksiklerini tamamlayarak hem aksayan yönlerini gidererek daha Cumhurbaşkanımızın bize çizdiği, ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde daha güvenli yol alacağımızı düşünüyorum. Biz burada birlik beraberliğimizi korumamız lazım, ifade ediyorum. Ereğli yatırımları konusunda her ne kadar hani belli görev bölgelerimiz var Konya ve Konya dışında ama Ereğli'nin bütün sorunları hepimizin sorunu. Daha çok vatandaşımızla beraber olmamız lazım. İmkanlar nispetinde olabildiğince sıkıntılara gidememiz lazım. O açıdan bu danışma meclisleri inşallah önümüzdeki dönem çok daha farklı olacak. Onun çalışması içerisindeyiz. Ben herkes tabii iş güç zamanı, düğünler var, tarlada bağda işler var, işlerinizi bırakıp geldiniz. Tekrar teşekkür ediyorum. Onun için çok uzatmak istemiyorum. Önümüzde inşallah çok konuşacak bir zaman da var. Ben tekrar teşrif ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Organizasyonundan dolayı başta ilçe başkanımıza, teşkilatlarımıza da teşekkür ediyorum. İnşallah hep beraber çok daha iyi günler göreceğiz. Sadece şunu söyleyeyim, bu önemli olduğu için daha tekrarlıyorum. AK Parti'den gönüllü zayıflamış olanları koparmayla ilgili bir çalışmalar var sahada. Bunu görüyoruz. Ve bu çalışmalara da millet prim vermiyor. Yani şöyle, bize kırgın olan insanların, başka parti oy verenlerin de ülkenin sorunlarının çözüm konusunda kimi görüyorsun dediği zaman yine AK Parti. Yine çözüm olabiliriz. Yani onun için millet macera peşinde gitmez. Biz bunu biliyoruz, farkındayız.
İnşallah saflarımızı daha da sıklaştıracağız. Çok daha güçlenerek çıkacağız bu süreçten. Ve tekrar 72. Danışma Meclisimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Selam ve saygılar sunuyorum.